Yani bir 38 orada kalmıyor. Bir tane bitiyor, aynı 38'ler devam ediyor. Ha, 38'de bir soykırım uygulandı. Bu bir gerçek. Çünkü nükleer silahlara varana kadar kullanıldı. Kadın, çoluk, çocuk demeden hepsi, çoğunu öldürdüler. Çoğu da başka yerlere çocuklarını alıp başka yerlerde bir başka millet mi diyeyim artık, insanların içinde değişime uğratmak şartıyla yetiştirildi. Ama 38 soykırımları büyük bir acıdır bizim için, yöremiz için, insanlık için de. 38'den ailem büyük darbe gördü. Yöresel olarak insanlarımız da haliyle büyük acılar yaşadı. Bunlardan biri de benim ailemdir. En çok fazla bir konuya oradan girmeyeyim çünkü genelinde biliniyor. Yakalanmalar, asılmalar, öldürmeler hep devam etti. Sürgün, sonradan sürgün, ailem İzmir bölgesinde sürgün gördü. Babam, onlar sağ kaldı birkaç kişi. Dedemin de en çok korktuğu şey küçük parçalara, gruplara bölünüp ayrı ayrı gitmeleridir. Çünkü en azında birkaç tane ailemden kalabilir diyerekten. İşte torunları kaldı. Ben de torunlarından biriyim. Sonra da sürgün İzmir bölgesinde nenemle babam, onlar yaşadı. 47'de tekrar döndüler. Özellikle baba. Ben kendi yerime gideceğim. Yasa çıktı. Yasadan sonra buralar serbest bırakıldı. Memnun mıntıkadan çıktı. Tekrar buraya babam gelip yerleşti. 38'den sonra da tekrar yeniden bu topraklar üzerindeki belirli kesimlerin fikirleri aynı şekilde devam etti. Köy boşaltmaları 93-94'te oldu. 9 yıl köylere çıkış olmadı. 9 yıl sonra ilk ben ve iki arkadaşım buraya çıktık. O kadar kırsalı anlatmak mümkün değil yani kelimelerle. Çünkü kuşlar bile gitmişti. Yani hayvanlar bile yaşamıyordu. O derece. Biz geldikten sonra inanır mısın? Ağaçlar yeşerdi. Tekrar yeniden. Buraya bir baraka yaptım işte. O şekil. Bir iki arkadaş daha ileri köylere geldi. Ve burada yeni bir hayat yeşerdi. Şimdi de devam ediyoruz. Arkasında köy boşaltmadan sonra tekrar dönüşler olduğu için barajlar söz konusu oldu. Barajlarda tutmayınca yeni bir politika arayışına girdiler. Bu defa da bu topraklar üzerinde kadastro zulmü diyeyim ben ona. Kadastro zulmü geldi. Kadastro başladı. Bütün toprakların çoğu köylünün elinden alındı. Şöyle ki, ya itiraz ettiği zaman hemen bunu şey sayarak, sanki bu topraklarda yaşayan değil de başkasıymış gibi, ya işte buna yazmayın ya da şey etmeyin, belirli kişiler, bilir kişiler, muhtar, bunlar bir taraf olup bazı insanlara işte parselini yazalım, bunu yazalım ve bu parsele de hazine değil. Bu şekil çoğu topraklarımızı kaybettik. Şimdi 9 yıldır uğraşıyorum. Bir türlü başa çıkamıyoruz. Bir bakıyorsun tapularımız var elimizde. 1977'deki tapularımız. Yerine bir bakıyorsun ki vay efendim, bu hazine olmuş. Ya mahkeme görülmeden, keşif çıkmadan, hak hukuk gözetmeden bu nasıl olur yani? Bir hukuk devletindeyiz diyoruz ama yeri gelince
hukuksuzlukla baş başayız. Bu beni çok üzüyor. Yani genelde hep bu şekil oldu. Topraklarımız çok verimli. Ormanı, suyu, her şey hiç kirlenmemiş topraklar. Bu şekil yarısından yarısını kaybettik. Bir iki tane ihanetçi buluyorlar. İşte onlar da 80-90 yaşındaki bilir kişileri getiriyor. Ya bu kimindir, neyin nesidir? Aklı bile yerinde olmayan insanları bilirkişi seçip o şekil mahkemelere döküldü. Bütün bu yörenin köyleri, yani Ovacık yöresini de dahil, benim köyüm de dahil, ta ileri Çambulak da dahil, Ağaçpınar da genelde bu bölgede Erzincan'a kadar böyle oldu. Ve hala da devam ediyor, mahkemelerdeyiz. Bir türlü sonuç alamıyoruz, keşifler gelmiyor. Keşif gelmeden dahi benim şu parselimi hazine diyor. Ne keşif görülmüş, ne ben mahkemeye çağrılmışım. İnanılır gibi değil. İnsanlar elinde dilekçeler alınıyor, artık veriyorlar bir iki tane insan ayarlandıktan sonra. Burası hazinedir diyebiliyor. Babasının 200 metresini de koyuyor. Ha bak işte ben de babamı koymuşum dilekçeme, onu da mahkeme görsün. Gidiyorsun mahkemeye, o insan yok. Mahkemede yok. Ben varım, dilekçede ben varken. Peki o insan neden yok? İşte böyle ihanetçiler yumağıyla karşı karşıya. Peki yani bizim önce köyüm feshedildi. 93-94'te köy feshedilmiş, hiç kimsenin haberi yok. Niye feshedildi? Arkasına kadastro çıkarıyor, elindeki tapuları alınıyor, hazine ediliyor. Hiç bitmeyecek bu bizim sorunlarımız, çözülmeyecek mi? İstese çözülür. Ama nasıl çözülür? Böyle kirli zihniyetler olmadan çözülür. Ben siyasetten her şeyin çözülmesini isterim ya. Artık bu yaşa geldikten sonra biraz bizden sonrakiler huzur bulsun ya. Biraz rahat etsin ya. Biraz ya bu ülkenin insanlarıdır. Burada yaşıyorsun. Vatandaşı sayılıyorsun. Ama zamanı gelince bir bakıyorsun yoksun ya. İki derede bir arada derler ya. İşte o şekil kalıyoruz. Ya benim dedem, 11 tane dedem buradan geçmiş ya. 11 dedem. Düşünebiliyor musun? Kaçıncı asırda? O zaman ben senden önce buralardaydım, bu topraklardaydım. İyi ki bu kadar yıl burayı beklemişim. Yani ben kendime görev edindim. Buna memnunum. Çıktığıma da memnunum. Çünkü bir sürü insan benimle beraber daha sonradan geldi. Köylerine yerleşti. Çok zorlandı. Hiçbir şey yerinde yoktu. Her şey yerle bir olmuştu. Bir ağaç dahi kalmamıştı. Önce bir su, çeşme. Çeşmeler batmış, çekilmiş. Onu birazcık böyle açtım. Bir iki arkadaş vardı. İki tane zaten. Üç kişi beraber çıkmıştık. Onlar 3 kilometre ileride. Ben de burada. Birkaç metre naylon açtım. Burada altında kaldım. Tek başıma. Ha, ya ayı kurtla bile savaşıyorsun sen. Daha değil ki başka şeylerle. Yani bir yerde tedirginlik var, bir yerde korkmadım desem yalan olur. Ama kalacağım. Yani ölsem de çatlasam da burada kalacağım. Her ne şart olursa olsun ve kaldım. Benim geçmişim öz değerimdir. Bunu asla kimse inkar edemez. Bu yerlerin böyle virane olmasını istemedim. Tekrar insanların buralara çıkmalarını arzu ediyordum ve onu başardım. Her gelende bir iki kişiyi getirin dedik. Onlar da o şekil kendi köylerine bir iki yerleşti. Her sene biraz daha çoğaldı. Ama çok zordu. Çok zor. Ya yiyecek çıkaramıyorsun. Hala sıkıntılıydı. Ya 1-2 kilo ancak alabiliyorsun. Bu kadar yol, bu kadar şehirden uzak.
1-2 kilo getirsen sana ancak bir ay bile dayanmaz.